Kitabımızın adı Gecenin Sonuna Yolculuk Yazar Louis Ferdinand Selin Ormana girmek için iki farklı yol izleyebilirsiniz. İsterseniz farelerin saman balyalarında yaptıkları gibi kendinize bir tünel oyarsınız. Bu boğucu olan yöntemdir. Yüreğim kabarlı ya da ilkel kısa küreklerle kıvrıntılardan koruklara itilen bir ağaç kovuğunun dibine iyice gömülüp akıntıya karşı nehirden yukarı doğru uzanmaya katlanırsınız. Ve de böylece gün batımını iple çekerek gün boyu ışığın tümünü tam da suratınızın ortasına yersiniz çaresiz. Sonra da bu yaygaracı zencilerden serseme dönüp varacağınız yere kim bilir ne halde varırsınız. Kalkışta her seferinde uyumu tutturmak için kayıkçılara epey zaman gerekiyor. İtiş, kakış. Önce palanın ucu azıcık suya batırılıyor. Sonra uyumlu bir iki bağırış çağırış ve ormandan gelen yanıt yalpalanmalar kayıyor. iki kürek sonra üç hala tutturamıyor. Dalgalar kemküm geriye doğru bakınca uzakta çarşaf gibi duran uzaklaşmakta olan denize doğru gidersiniz. Ve önünüzde de tarla sürer gibi yöneldiğiniz zaman yam yassı enginlik. Sonra bir süre daha uzaktan gördüğüm iskelesinin üstünde daha şimdiden nehirde yükselen buharların ele geçirdiği alcide koca başlığıyla çam biçiminde artık sadece bir kafa parçasından ibaret yüzü küçük bir peynir lokması gibi ve alcidenin gerisi altta piyade ceketinin içinde uçuyor daha şimdiden yitirilmiş beyaz pantolonlu garip bir anı gibi. Oradan şu topodan geriye bana bir tek bu kaldı. O kavrulmuş mezra, suları bej renginde akan nehrin sinsi orağına karşı acaba daha ne kadar korunabilirdi? Ya o pireli üç kulübesi hala yerinde duruyor muydu? Ve yine Grappa'la meçhul Atideler hala taze yerli askerleri o yersiz savaşlara talim ettiriyorlar mı? O iddiasız adalet hala dağıtılıyor mu? Orada içilmeye çalışılan o su hala o kadar kekremsi mi? O kadar ılık mı?'' Her kafaya dikişte en az 8 gün boyunca insanı kendi ağzının tadından bile tiksindirecek derecede. Ve hala buzluk yok mu? Ya o yorulmak nedir bilmeyen arılarının sineklere karşı verdiği insanın kulaklarında çınlayan savaşlar. Sülfat, klorhidrat. Ama her şeyden önce hala o hamamda eriyip giden ve irin döken zenci kaldı mı? Belki de kalmamıştır. Belki de bunların hiçbiri artık yoktur. Küçük Kongo bir kasırga gecesinde oradan geçerken Topo'yu koca çamurlu diliyle yutuvermiştir ve artık bitmiştir. Her şey bitmiştir. Bu isim haritalardan bile silinmiştir. Yani sonuçta de iyi hala anımsayan bir ben kalmışımdır. Yeğeni bile onu unutmuştur. Teğmen Grappa sevgili Tolos'unu bir daha asla görememiştir.'' Ezelden beri yağmur mevsiminin dönemecinde kumuyla göz dikmiş olan orman her şeyi geri almış, dev maun ağaçlarının gölgesinde her şeyi ezip geçmiştir. Her şeyi, hatta Alcide'nin sulamanın istemediği kumda beklenmedik küçük çiçekleri bile hiçbir şey kalmamıştır belki de. Nehir boyu bu 10 günlük seferde neler çektiğimi kolay kolay unutamayacağım oyma kayığın dibinde çamurlu burgaçları gözetlemekle belli belirsiz geçitleri ardı ardına seçmekle geçirilen o on gün sürüklenen koca ağaç dallarının arasında kıl payı atlatılan aylak kürek mahkumlarına göre bir meşgale. Her gün batımından sonra kayalık bir çıkıntına mola veriliyordu. Bir sabah Nihayet yalnızca bu sonsuz yaprak katedralinin en tepesinde dalan bir güneş ışığı demetiyle yer yer aydınlanabilen bu yeşil ve nemli karanlığın içine süzülen örtük bir geçitten ormana girmek için bu pis ilkel kayığı terk ettik. Yıkılmış ağaç canavarları grubumuzu nice dolan başlı yollara sapmaya mecbur ediyordu. O ağaçların kovuklarında koca bir metro bile rahatlıkla manevra yapacak yer bulabilirdi.'' Bir an geldi. Büyük ışığa yeniden kavuştuk. Açıklık bir alanın önüne gelmiştik. Ancak daha tırmanmamız gerekti. Ek bir çaba. Ulaştığımız tepe sarı, kırmızı, yeşil doruklarla yumaklanan, su ve hava kadar korkunç derecede bol yamaçlarla vadileri sıkıştıran, dolduran, sonsuz ormanı taşlandırıyordu. Konutunu aradığımız adam bana işaret edildiğine bakılırsa biraz daha ötede kalıyordu. Başka bir küçük vadide. Bizi orada bekliyordu o adam. İki koca kaya arasında kendine bir tür baraka dikmişti. Doğu kasırgalarından korunan konumuna dikkatimi çekmişti. En kötüleri, en keskinleri onlarmış. Bunun bir avantaj olduğunu kabul ediyordum etmesine. Ancak kulübenin kendisi eminim akla gelebilecek en pespaya kategoriye aitti. Ev demeye neredeyse bin şahit isterdi. Her tarafı dağılıyordu. Konut niyetine az çok bu tür bir şey bekliyordum elbette. Ancak yine de karşıma çıkan gerçeklik korktuğumdan bile beterdi. Arkadaş beni pek kederli bulmuş olacak ki daldığım düşünceleri dağıtmak için epey sertçe sesleniverdi. Hadi hadi burada olmak yine de savaşta olmaktan iyidir. Burada ne olsa başımızın çaresine bakabiliriz. Yemeklerde iş yok doğruya doğru. İçme suyuna gelince bir çamur bulamacı gel gelelim canımızın istediği kadar uyuyabiliriz. Burada top tüfek yoktur dostum. Kurşun da yoktur. Yani yine de karlısınız. Az çok acente temsilcisiyle aynı havada konuşuyordu ama gözleri Asi deninkiler gibi soluk bakışlıydı adamın. Otuzuna yakın olmalıydı ve de sakallıydı. Geldiğimde ona pek dikkatli bakmamıştım. O derece afallamıştım geldiğimde. Kaldığı yerin sefaleti karşısında bana devredeceği ve belki de yıllarca beni barındıracak olan... Ancak daha sonra onu incelediğimde açıkça maceracı bir yüzü olduğunu düşündüm çok belirgin biçimde köşeli bir yüz ve hatta üstünden kayıp geçeceğine, yaşama fazlasıyla bodoslama dalan isyankar kellelerden birine sahipti. Örneğin o kocaman yuvarlak burnu ve zevzekçe sesler çıkararak kederin karşısına geçip dalgalanan dubalar gibi dolgun yanaklarıyla bu adam zavallının tekiydi. Doğru diye yanıtladım. Savaştan beteri yoktur. Bu kadar içini açmak şimdilik yeterliydi. Daha fazlasını söylemek istemiyordum.'' Ama o devam etti aynı konu üzerine. Üstelik savaşları artık pek de uzun süreli yapıyorlar diye ekledi. Neyse dostum burasının pek de neşeli bir yer olmadığını göreceksiniz. İşte bu kadar yapacak bir şey yok. Bu bir nevi tatil gibi ama tabi burada da tatil olursa değil mi ya? Neyse belki de yapı meselesi bir şey diyemem. Yasu diye sordum. Maşrapamda gördüğüm kendim alıp doldurduğum su beni endişelendirmişti sarımtıraktı biraz içtim mide bulandırıcı ve sıcaktı tıpkı topadaki gibi vazoda 3 gün beklemiş bir su kalıntısı su bu mu su azabı yine başlıyordu evet ve buralarda bundan başkası da yok bir de yağmur ancak yağdığında baraka yağmura fazla dayanamayacaktır barakanın ne halde olduğunu görüyorsunuz değil mi görüyordum yemeğe gelince diye sürdürdü konserveden ibarettir bir yıldır hep bunu zıkkımlanıyorum ben Ölmedim ya. Bir anlamda epey kullanışlı. Ama yeterince besleyici değil. Yerliler, onlar çürük manyoka yiyorlar. Onların bileceği iş. Hallerinden memnunlar. Üç aydır ne yesem çıkarıyorum. İshal. Belki de aynı zamanda hummadır. Bende ikisi de var. Hatta saat beş civarlarında bulanık görmeye başlıyorum. Ateşimin çıktığını ancak böyle anlıyorum. Çünkü sıcaklık açısından bakınca değil mi? İnsanın sırf bu yörenin hava sıcaklığı yüzünden bile bundan daha ateşli olması olanaksız. Yani aslında ateşlendiğiniz konusunda sizi daha çok titreme nöbetleri uyarıyor ve bir anlamda canınızın nispeten daha az sıkılması. Ama bu da belki yapı meselesi. Biraz kendine gelebilmek için belki biraz alkol alınabilir ama ben pek sevmem alkolü. Dünyam kaldırmıyor. Yapı dediği şeye çok saygıyla yaklaşıyor gibiydi. Sonra hazır başlamışken bana bazı başka iç açıcı bilgiler verdi.'' ''Gündüz sorun sıcaklıktır ama gece katlanılması daha zor olan gürültüdür. İnanılmaz derecede. Buralarda ne kadar hayvan cinsi yaratık varsa hepsi sürekli yarış halindedir. Birbirini becermek ya da haklamak için olsa gerek. Ben bu işlerden anlamam ama bana öyle dendi. Öyle ya da böyle feci bir gürültü patırtı. Ve aralarında en velveleci olanlar da sırtlanlar. Barakanın dibine kadar sokuluyorlar. İşte o zaman seslerini bayağı duyuyorsunuz. Yanılmanıza olanak yok.'' Kinin kullanmak yüzünde kulaklarınızın çınlamasına benzemez bu. insan bazen kuşların, iri sineklerin çıkardığı ya da kininin neden olduğu sesleri karıştırıp yanılabiliyor. Olur böyle şeyler. Oysa sırtlanlar feci gülerler. Sizin etinizin kokusunu almışlardır. O yüzden gülerler. Bir an evvel gebermenizi ister bu yaratıklar. Dendiğine göre gözlerinin parladığı bile görülebiliyormuş. Leşi çok severler. Ben onların gözünün içine hiç bakmadım. Bir anlamda da buna pişmanım. Pek şenlikliymiş burası diye yanıtladım. Ama gecelerin nesafetini kast ederek söylememiştim. Bir de köy var diye ekledi. İçindeki zenci sayısı yüzü bulmaz ama on bin kişiymiş gibi goy, goy yaparlar bu götoşlar. Yakında hak verip kulaklarımı çınlatırsınız. Bakın şimdi tam tam dinlemeye geldiyseniz doğru sömürgeye geldiniz. Çünkü burada kimi zaman dolunay var diye tam tam çalarlar başka seferde dolunay yok diye. Bir başka seferde dolunayı beklerken. Neyse, her seferinde bir sebep bulurlar. Sanki kafa sikme konusunda hayvanlarla sözleşmişler bu leş parçaları. İnanın bana, öldürürler adamı. Ben bu kadar yorgun olmasam topunu bir seferde tahtalı köye yollardım. Ama kulağıma pamuk tıkamayı yeğliyorum. Eskiden ilaç dolabımda hala vazelin varken onu koyuyordum. Pamuğun üstüne. Şimdi onun yerine muz yağı kullanıyorum. Muz yağı da iyidir. Bu durumda madem götleri kalktı isterlerse cehennemin dibine kadar tepinsinler. Bu marsık deriller. Ben yağlı pamuğum olduğu sürece iplemem bile. Hiçbir şey duymam. Zenciler bunu siz de hemen fark edeceksiniz. Hepsi geberik ve hepsi çürüktür. Gündüz hep öylesine çömelmişlerdir. Kalkıp bir ağacın dibine işemeye gidecek halleri daha yok sanırsınız. Ve sonra hava kararır kararmaz da al sana. Birden büsbütün sapık verirler. Büsbütün sinirli. Büs bütün isterik, isteriye dönüşmüş gece parçacıkları, zenciler budur işte. Benden söylemesi. Neyse, pisliktir bunlar, yozdur yani. Sizden mal satın almaya sıkça gelirler mi? Satın almak mı? Ha ha. Şuna bakın hele. Onlar sizi soymadan önce siz onları soymalısınız. Ticaret dediğiniz budur. İşte o kadar. Geceleyin buna karşı zaten. Hiç de çekinmiyorlar ister istemez her iki kulağımda da iyice yağlanmış pamuğum olunca değil mi? Ayrıca ne diye çekinecekmişler ki öyle değil mi? Kaldı ki gördüğünüz gibi barakamın kapısı da yok. O zaman da girip istediklerini alıyorlar. Ya hem de nasıl? Buralar onların bir eli yağda bir eli balda. Peki ama ya Envarter diye sordum. Bu ayrıntılar yüzünden tamamen şaşkına dönmüş olarak genel müdür bana gelir gelmez Envarter çıkarmamı tembih etti hem de en ince ayrıntısına kadar. Bana sorarsanız diye yanıtladı gayet soğuk kanlı bir biçimde genel müdürün canı cehenneme en derin saygılarımla belirtmiş olduğum üzere. Ama onu Fort Gono'da göreceksiniz yine de dönüş yolunda. Bir daha asla görmeyeceğim ne Fort Gono'yu ne de müdürü orman yeterince büyüktür küçük dostum. Peki ama o zaman nereye gideceksiniz? Eğer bunu size sorarlarsa bu konuda hiçbir fikriniz olmadığını söylersiniz.'' Ancak madem ki merak eder bir haliniz var, izin verin de henüz iş işten geçmeden size iyi bir öğüt vereyim. Hem de adam akıllı bir öğüt. Pardöre şirketinin çıkarlarını iplemeyin. Nasıl ki onlar sizinkileri iplemiyorsa ve eğer siz de şirketin sizin boğazınıza sarılmakta acele ettiği kadar hızlı koşabiliyorsanız size peşinen müjdeleyebilirim ki birincilik ödülü sizin olacaktır. Dolayısıyla size biraz nakit bırakıyor olmama şükredin ve fazla üstelemeyin mallara gelince. Eğer gerçekten size onların sorumluluğunu üstlenmeniz tembih edildiyse müdüre hiç mal kalmadığını söylersiniz. Olur biter. Eğer size inanmayı reddederse eh bunun da fazla önemi yoktur. Hepimizin esaslı birer hırsız olduğunuz kanaatindeler nasıl olsa. Dolayısıyla kamuoyu açısından değişen hiçbir şey olmayacaktır. Ve oldu olacak bari bu sefer ufak bir avantajımız olsun hiç olmazsa. Müdüre gelince zaten hiç endişeniz olmasın. Üç kağıt konusunda kimse onun eline su dökemez ve hiç boşuna aksi iddia edilmesi. Benim kesin kanaatim bu. Sizce de öyle değil mi? Buraya gelecek insanın değil mi ama gözünü hırs bürümüş olması gerektiğini herkes bilir. O halde... Doğru olduğundan çok emin değildim. Bütün bu anlattıklarının ama öyle ya da böyle Selef'in bende anında çakalın danışkası olduğu izlenimi yarattı. İçim hiç rahat değildi hiç. Yine payıma pis bir iş düştü diye kendi kendime itiraf ettim hem de giderek daha güçlü biçimde. Bu haydutla sohbete bir son verdim. Bir köşede darmadağın bana bırakmayı lütfettiği malları tesadüf buldum. Bir sürü değersiz pamuklular. Ancak buna karşılık düzinelerce peştemal ve terlik, kutuda karabiber, kandiller, bir şırınga kutusu, özellikle de olmadık sayıda bordex usulü kosolet konservesi, son olarak da renkli bir karpostar, silisi meydanı. Direğin yakınında zencilerden satın aldığım kauçukla fil dişini bulabilirsin. Başlangıçta bayağı uğraşıyordum. Sonra işte, al 300 frank, hesap tamam. Hangi hesaptan söz ettiğini bilmiyordum ama sormaktan vazgeçtim. Hala mal takası için gelen giden birkaç kişi olabilir diye uyardı beni. Çünkü biliyor musun, burada para pek bir işe yaramıyor. Sadece çekip gitmeye yarabilir para. Ve gülmeye başladı şimdilik suyuna gitmek istediğim için onu taklit ettim ve sanki çok hoşnutmuşum gibi ben de onunla birlikte güldüm. Aylardır içinde pineklediği tüm bu yoksulluğa karşın çevresinde çok karmaşık bir hizmetçiler ağı toplamıştı. Özellikle de oğlanlardan oluşuyordu bunlar. Ona evin tek kaşığı ya da eşsiz maşrapayı sunmaya ya da sonu gelmeyen ve klasikleşmiş delici Amerikan pirelerini ayak tabanından incelikle çekip çıkarmaya pek hevesliydiler karşılığında o da gönüllü olarak her an ellerini kalçaların arasında gezdiriyordu. Yapmaya zahmet ettiğine tanık olduğum tek iş şahsen kaşınmasıydı. Ama hiç olmazsa bu işi de Fort Gona'daki tüccar gibi olağanüstü bir kıvraklıkla yapıyordu. Anlaşılan sadece sömürgelerde rastlanılan bir özellikti bu.'' Bana devrettiği mobilya parçalanmış sabun kasalarıyla yaratıcılık sayesinde sandalye, yuvarlak masa ve koltuk niyetine neler neler elde etmenin mümkün olduğu konusunda beni aydınlattı. Bu karanlık adam bana ayrıca ormanlık barakamıza saldırmak için durdurak bilmeden tırmanan, sürekli yenilenen, o okkalı, titrek ve sümüklü, zırhlı tırtılların ayağın ucunun çevik bir hareketiyle tek bir ani darbede sırf eğlence olsun diye uzaklara nasıl fırlatılacağını öğretti. Vay onları ezen beceriksizin haline. Cezası unutulmaz bulamaçlardan yavaş yavaş yükselen ve sekiz gün süren ağır leş gibi bir kokuydu.'' Bu hantal iğrençliklerin aslında hayvan niyetine yeryüzünde var olan en eski canlılar olduğunu okumuştu dergilerde. İddiasına göre ikinci jeolojik dönemden kalmaymışlar. Biz de onlar kadar eskilerden geldiğimizde dostum kim bilir biz de ne kadar pis kokuyor oluruz. Aynen böyle. Bu Afrika cehenneminde karşınıza müthiş gün batımları çıkıyordu. Kaçışı yoktu bunun. Her seferinde güneşin dehşet, engiz, katli gibi trajik, koca bir şike... Ne var ki tek bir insanın kaldıramayacağı kadar büyük bir hayranlıktı bu. Gökyüzü bir saat boyunca bir uçtan öteki uca lal renginden başlayıp çılgınlığa saçılarak gösteriş yapıyordu. Sonra da ağaçların arasından yeşil fışkırıyordu ve yerden ilk yıldızlara kadar titrek çizgiler halinde yükseliyordu. Bundan sonra tüm ufku yeniden gri ele geçiriyordu ve sonra yine kırmızı ama bu kez yorgun bir kırmızıydı bu ve zaten uzun da sürmüyordu. Böyle bitiyordu. Tüm renkler paçavraya dönmüş olarak pörsümüş, ormanın üstüne dökülüyordu yüzüncü gösteriden sonra yıpranmış görkemli sahne kıyafetleri gibi. Her gün tam saat altıda olup bitiyordu bunlar. Ve işte o zaman tüm canavarlarıyla birlikte gece devreye giriyordu. Binlerce ve binlerce kurbağa suratlı gümbürtüsüyle. Orman tüm derinliklerinden titremeye, tıslamaya, böğürmeye başlamak için bir tek onların bu işaretini bekliyordu. Dev ve ışıksız bu aşıklar istasyonu, tıka basa dolu, ağaçlar dolusu canlı şölenlerle, koparılıp atılmış ereksiyonlarla, dehşetle yüklü. Baraka'da birbirimizin sesini duyamaz hale gelmiştik. Arkadaşımın beni anlayabilmesi için artık benim de masanın bir ucundan ötekine bir kukum kuşu gibi bağırmam gerekiyordu. Tam bana göreydi. Sen misin? Kırsal yaşamdan hoşlanmayan. Adınız neydi? Az önce Robinson mu demiştiniz? diye sordum. Arkadaş ise bana bu civardaki yerlerin akla gelebilecek her türlü hastalıktan bitkin derecesinde mustarip olduklarını ve bu çulsuzların herhangi bir ticari faaliyet içine girebilecek durumda olmadıklarını yineleyip durmaktaydı. Biz zencilerden söz ederken sinekler, böcekler, pek iri, pek kalabalık, fenerin çevresini o kadar yoğun dalgalar halinde üşüştüler ki ışığı söndürmek gerekti. Söndürmeden önce bu Robinson'un yüzü bir kez daha göründü gözme. O böcek ağının ardına gizlenmiş hatları belki de bu nedenle belleğimi biraz daha derinlemesine kurcaladı. Oysa daha önce belirgin bir şey anımsatmıyorlardı. Karanlıkta benimle konuşmasını sürdürürken ses tonu önce yılların, sonra ayların ve nihayet günlerin kapısını çalan bir çağrı işlevi görüyordu ve ben de geçmişe dalmış bu yaratığı daha önce nerede görmüş olabileceğimi bulmaya çalışıyordum ama hiçbir şey bulamadım. Bana yanıt vermiyordu mazide kalmış biçimler arasında el yordamıyla ile ilerlerken kaybolabiliyor insan. İnsanın geçmişinde artık kımıldamayan ne de çok nesne ne de çok kişi var öyle. Ürkütücü. Zamanın mahzenlerinde yitirilmiş canlılar ölülerle birlikte o kadar uyumlu uyuyorlar ki daha şimdiden aynı gölge örtüyor gibi onları. Yaşlandıkça insan kimi uyandıracağını karıştırıyor. Canlıları mı, ölüleri mi? Şu Robinson'un kimliğimi bulmaya çalıştığım sırada dehşet derecede abartılı kahkahalar hem de gecenin içinde epey yakınlarda beni yerimden sıçrattı. Sonra da kesildi. Beni uyarmıştı. Sırtlanlar olsa gerek. Sonra da yalnızca köyün zencileri ve tamtamları, oyuk tahtaya o saçma sapan vuruşlar, rüzgarın tahta kemiren ak karıncaları. Asıl aklımı kurcalayan hem de giderek daha belirgin biçimde Robinson adının kendisiydi karanlığımızın içinde Avrupa'dan söz etmeye başladık. Paranız olduğunda orada size sunulabilecek yiyeceklerden ve hele ki içkilerden. Soğuk mu soğuk? Benim burada belki de yıllar boyunca tüm bu kasoltlerle baş başa yapayalnız kalacağım ertesi günden hiç söz etmiyorduk. Savaş daha mı iyiydi sanki? Çok daha kötüydü elbette. Beterdi. O bile bunu kabul ediyordu. O da savaşa katılmıştı. Oysa yine de buradan gidiyordu.'' Her şeye rağmen ormandan bıkmıştı. Savaş konusunu açmaya çalıştım yeniden ama şimdi bundan kaçıyordu. Nihayet ikimiz de bu yaprak ve bölmelerden oluşan harabenin bir köşesine çekilip yatmaya hazırlandığımızda meseleyi kafasında iyice tarttığı vakit burada neredeyse bir yıldır sürdürdüğü Kasoltli yaşama daha fazla katlanmaktansa batakçılık suçlamasıyla sivil bir mahkemenin karşısına çıkarılma riskini yeğlediğini fazla dolandırmadan lafı itiraf etti. Kulağıma küpe olmuştu. ''Kulaklarınız için pamuğunuz var mı?'' diye sordu bana bir de. ''Eğer yoksa örtü tüyleri ve muz yağıyla üretebilirsiniz. Bu yolla da çok işe yarar tıkaçlar elde edilebiliyor. Ben bu öküzlerin böğürtülerini duymak istemiyorum. Oysa bu hengamede ne ararsanız vardı. Ama öküz hariç. Ancak o yine de bu uygunsuz ve genel geçer sözcüğü kullanmakta ısrar ediyordu.'' Şu pamuk meselesi sanki onun tüyler ürpertici bir kurnazlığını gizlemeye yarışıyormuşçasına beni birden çok tedirgin etti. Kasadan arta kalanlarla çekip gitmeden önce beni şuracıkta çek yatımın üzerinde öldür vermesi korkusunun içime işlemesine engel olamıyordum. Bu düşünce aklımı başımdan alıyordu. Ama ne yapmalı? Yardım mı çağırmalı? Kimi? Köyün yamyamlarını mı? Yok olmak. Aslında neredeyse yok olmamış mıydım zaten? Gerçi Paris'te parası, borcu, mirası olmadığı zaman insan varlığıyla yokluğu bir oluyor. O haldeyken de yok sayılmamakta zorlanıyor. Hele burada kim anımı hoş tutmak için bir komin boya kadar sırf sinek avlamak için bile olsa fazlasına gerek yok gelme zahmetine katlanırdı ki elbette kimse. Yatışma anlarıyla endişe anlarının birbirini izlediği saatler geçti. O horlamıyordu. Ormandan gelen tüm o sesler, o çağrılar nefes alıp verişini duymama engel oluyordu. Pamuğa gerek yoktu. O kadar kafaya takmıştım ki şu Robinson ismi sonunda bana tanınmış olduğum bir bedeni, bir duruşu, hatta bir sesi anımsatmayı başardı. Ve tam da iyiden iyiye uykuya dalıyordum ki adam tümüyle yatağımın önüne dikili verdi. Anısını yakalayabilmiştim. Kendisini değil tabii ama tam da şu Robinson'u ''Onu yani, Neuchersürlü Lias'taki adamı, orada, Flanderas'ta, birlikte savaştan kaçacak bir delik ararken, o gecenin kıyısında eşlik ettiğim, daha sonra da bu kez Paris'teki adamı. Her şeyi anımsıyordum. Yıllar bir çırpıda gözümün önünden geçivermişti. Kafamdan epey sakat kalmıştım. Zorlanıyordum. Şimdi artık bildiğim için, onu tespit edebildiğim için, büsbütün korkmadan kendimi alıkoyamıyordum. Ya o beni tanımış mıydı?'' Her ne olursa olsun sırdaşlığıma ve suç ortaklığıma güvenebilirdi. Robinson. Robinson diye seslendim coşkuyla sanki ona iyi bir haber verecekmişim gibi. Hey Moruk, hey Robinson. Yanıt yok. Kalbim küt küt doğrulduğum ve böğrüme inecek pis bir darbeyi karşılamaya hazırlandım. Olmadı. O zaman yeterince cesaret toplayıp onu yatmış olduğunu gördüğüm kulübenin öteki ucuna kadar uzanmayı göze aldım. El yordamıyla gitmişti. Ara sıra bir kibrit yakarak sabah olmasını bekledim. Bir ışık tufanı şeklinde gün ağardı. Ardından da hizmetçi zenciler çıkageldiler. Şen şakrak. Bana o koca işe yaramazlıklarını sunmak için. Ama şu var ki neşeliydiler. Bana daha şimdiden gamsızlığı öğretmeye çalışıyorlardı. İyi tasarlanmış bir dizi el kol hareketleriyle Robinson'un ortadan kayboluşunun beni ne derece endişelendirdiğini anlatabilmek için ne kadar çabalarsam çabalayayım bu belli ki onların bu sorunu birazcık olsun ciddiye almalarına yetmiyordu. Aslında kabul etmek gerek ki insanın gözle görünenlerden başka şeylerle ilgilenmesi ciddi bir deliliğe delalet eder. Neyse tüm bu olup biten de benim esas üzüldüğüm şey kasanın yok oluşuydu.'' Ancak kasayı kapıp giden kişilerin geri döndüğü pek görülmüş şey değildi. Bu koşullarda Robinson'un sırf beni öldürmek amacıyla geri gelmekten kesinlikle vazgeçtiğini varsayıyordum. Hiç yoktan iyiydi. Manzara sadece bana kalmıştı yani. Düşündüm ki artık bu yaprak cümbüşünün, bu kırmızı, mermerimsi sarı okyanusunun, bu parıltılı yağlı jambonun altını üstüne getirecek bolca zamanım olacaktı. Doğayı sevenler bunları herhalde olağanüstü güzel bulurlar. Bense kesinlikle sevmiyordum. Tropikal şiirselliği beni tiksindiriyordu. Bu bütün serliğe bakışım, hakkındaki düşüncelerim, ton balığı konservesi yemiş gibi mideme oturuyordu. Kim ne derse desin. Burası hep sivri sivrisineklere ve panterlere uygun bir ülke olarak kalacaktır. Herkes yerini bilsin. Kulübeme dönüp onu adam etmek bana daha cazip geliyordu. Kasırgaya önlem olarak. Hani o eli kulağında olan. Ancak o konuda da sağlamlaştırma girişiminden kısa sürede vazgeçmek zorunda kaldım. Bu yapıda sıradan olanlar hala yıkılabilir nitelikteydi. Ancak bir daha düzelmiyordu. İçi dışı haşerat dolu, saman saplı, çatı lime lime dağılıyordu. Anlaşılan bu konutumdan işe yarar bir çişlik bile yapılmazdı. Ormanda gevşek adımla bir iki tur attıktan sonra dönüp çökmek ve susmak zorunda kaldım. Güneş yüzünden. Yine o Öyle üzeri her şey susuyor. Her şey yanmaktan korkuyor. Zaten bir kıvılcım yeter. Otlar, hayvanlar ve insanlar yeterince ısınmış. Bu işte öğle vaktinin beyin felcidir. Tavuğum, biricik tavuğum da bu saatten çekiniyordu. O da benimle birlikte eve dönüyordu. Robinson'un bana miras bıraktığı tek tavuktu o. Benimle birlikte bu şekilde üç hafta yaşadı o tavuk. Dolanıyordu. Köpek gibi peşimden geliyordu. Olur olmaz gıdaklıyordu. Her yerde yılan görüyordu.'' Çok canımın sıkıldığı bir gün onu yedim. Tadı tuzu yoktu. Eti de güneşte solmuştu tıpkı bir flama gibi. Belki de bu kadar hastalanmama o neden oldu. Her neyse öyle ya da böyle bu yemeğin ertesi günü yerimden kalkamaz hale geldim. Öğleye doğru beynim sulanmış vaziyette küçük ecza dolabına doğru süründüm. İçinde sadece Tentridiot ve Montmore Montparnasse metro hattının bir planı kalmıştı. Ajantada henüz tek bir müşteri bile görmemiştim yalnızca durmadan el kol hareketleri yapan ve kola yaprağı çiğneyen erotik, sıtmalı siyah ayaklar. Şimdi üşüp başma toplanıyordu zenciler. Boktan durumu tartışıyor gibilerdi. Hasta olmasına hastaydım. Tamamen hasta. Bacaklarıma artık gereksinim kalmadığı hissine kapılacak derecede. Zaten onlar da dikkate alınmaya değmeyecek ve biraz komik nesneler gibi yatağımın kenarında aşağı öylesine sarkıyorlardı.'' Ford Kona'dan, müdürden bana yalnızca leş gibi hakaret ve saçmalık kokan mektuplar geliyordu. Ulaklar aracılığıyla tehdit de içeriyorlardı. Kendine hep mesleğin küçük ya da büyük aç gözleri sanan ticaret erbabı pratikte çoğu kez çam devirmekte üstüne olmayan kişiler olarak belirliler. Annem Fransa'dan sağlığıma dikkat etmemi salık veriyordu. Savaş sırasında olduğu gibi giyotine giderken bile atkımı unuttum diye azarlamaya kalkabilirdi annem beni.'' Annem beni dünyanın selim bir yer olduğuna ve beni dünyaya getirmekte haklı olduğuna inandırmak için hiçbir fırsatı kaçırmazdı. Bu varsayılan inayet annelik kurumunun savrukluğunun büyük kandırmacasıydı. Zaten benim için patronun ve annemin tüm bu martavlarına yanıt vermemek çok kolaydı ve asla yanıt vermiyordum. Gel gelelim bu tavrın durumun düzelmesine katkıda bulunduğu da söylenemezdi. Robinson bu dökülen kurumda ne var ne yok hemen hemen hepsini çalmıştı. Ve bunu söylemeye kalksam bana kim inanacaktı? Yazsa mıydım? Ne işe yarardı ki? Kime? Patrona mı? Her akşam saat 5 tularında ateşten tir tir titreme sırası bana geliyordu. Hem de öyle böyle değil. Dandik yatağım gerçek bir 31 cinki gibi tangırdıyordu. Köyden zenciler kulübemi ve hizmetimi teklifsizce ele geçirmişlerdi. Onları çağıran ben değildim. Ancak kovmaya kalkmak fazlasıyla çaba gerektirecekti. Acenteden geriye kalanları paylaşmak için kapışıyorlardı. Tütün fıçılarını epey kurcalıyorlardı. Son paşlamalları deniyorlar, değer biçiyorlar, çıkarıyorlar, kurumun genel çöküşünü daha da hızlandırıyorlardı. Yerde sürünen kauçuğun usaresi orman karpuzlarınkine karışıyordu. Hani şu tadı sidikli armutları andıran yavan papayalar, fasulye niyetine onlardan o kadar çok yemiştim ki bunu düşünmek bile aradan 15 yıl geçtiği halde hala midemi bulandırmaya yetiyordu. Ne derece aciz hale geldiğimi tayin etmeye çalışıyordum ama beceremiyordum. Herkes hırsızlık yapar diye üç kez yinelemişti bana Robinson. Koybolmadan önce. Ajanta temsilcisinin de kanaati buydu. Ateşim çıktığı sıralarda bu sözler kafama taklıyordu. Başının çaresine bakmalısın demişti bana bir de. Kalkmaya çalışıyordum. Bunu da beceremiyordum içmek zorunda olduğumuz su açısından haklı çıkmıştı. Çamurdu bu. Hatta daha beter. Vazo dibinden çıkma. Gerçi zenci oğlancıklar bana cins cins muz getirmiyor değildi. İrilerinden, küçüklerinden, kan kırmızı olanlarından ve de tabii şu papayalardan. Ancak tüm bunlar ve aslında her şey karnımı o kadar çok ağrıtıyordu ki dünyalar kadar kusabilirdim. Kendimi birazcık daha iyi hissetmeye başlar gibi olur olmaz, biraz daha az sersem hisseder hissetmez, bu kez de tümüyle müthiş bir korkuya kaplıyordum. Pardore şirketi ne hesap vermek zorunda kalma korkusu, bu bedduacı insanlara ne diyecektim şimdi ben, buna nasıl inanırlardı ki? Beni kesinlikle tutuklatırlardı, peki o zaman kim yargılayacaktı beni? Bir takım özel adamlar kim bilir nereden çıkmış, hangi korkunç yasalarla donatılmış, divanı harbe benzer, ancak asıl niyetlerini size asla açıklamayan ve sizi cehennemin üzerindeki sırat köprüsünden, yoksulları zıbarmaya götüren o yoldan, kan revan içinde geçirmekten ayrı bir zevk alırlardı. Yasa, acının büyük panayırıdır. Çulsuz hele bir kolunu ona kaptırmaya görsün. Yüzyıllar boyu çığlıkları her yeri çınlatmaya devam eder.'' Ford Gono'da beni nelerin beklediğini bilinçli bir biçimde düşlemektense burada 40 derece civarında ateşle titrek, salyalı, uyuşuk uyuşuk kalmayı eğiliyordum. Ateş yaşamı benden iyice gizlesin diye artık kinim bile almaz olmuştum. Elinin altında ne varsa onunla sarhoş olmaya çalışır insan. Bu şekilde günlerce ve haftalarca kısık ateşle demlenirken kibritlerim tükendi. Yeterince yoktu. Robinson giderken ardından bana Bordex usulü kosoletten başka bir şey bırakmamıştı. Ama işte ondan da bir bırakmış pir bırakmıştı hani. Kutular dolusunu kustum. Eh haliyle bu sonuca ulaşmak için de onları hiç olmazsa ısıtabilmek gerekiyordu. Bu kibrit kıtlığı bana küçük bir oyalanma fırsatı verdi. Aşçımın kuru otların üzerinde çakmak niyetine kullandığı iki taşın arasında ateş yaktığını izleme fırsatı. O fikir de aklıma ilk kez onu izlerken geldi.'' Üstüne epey de yüksek ateş binince aklıma gelen o fikir enteresan bir kıvama erişti. Doğuştan beceriksiz olmama karşın bir haftalık uğraştan sonra ben de tıpkı bir zenci gibi iki sivri taş arasında kendi ateşimi yakmayı becerebiliyordum artık. Yani ilkel koşullarda başımın çaresine bakmayı öğrenmekteydim. Ateş işin aslıdır. Geriye bir tek avlanmak kalıyordu ama heveslisi değildim. Çakmak taşı ateşi bana yetiyordu gayet özenli biçimde alıştırmalar yapıyordum. Başka işim gücüm yoktu. Gün be gün. İkinci jeolojik devirden kalma tırtılları tekmeleme meselesindeki becerim ise epey gerilemişti. İşin püf noktasına hala tam olarak yakalayamamıştım. Çok sayıda tırtıl eziyordum. Umursamıyordum. Kulübeme dostça rahat rahat girmelerine izin veriyordum. Derken arka arkaya iki fırtına koptu. İkincisi üç gün boyunca sürdü. Ve özellikle de üç gece boyunca Nihayet bidondan yağmur suyu içebildik. Ilıktı elbette ama olsun. Küçücük depodaki kumaşlar sağanak yağmurların altında erimeye başladılar. Engel tanımadan iç içe geçerek tiksinç bir mal. Kulübemi yerde tutabilmek için hamiyetli zenciler bana ormandan sarmaşık tutamları toplayıp getirdiler getirmesine ama boşuna. Bölmelerin yaprakları un ufak yüzünden çatının üstüne doğru çılgınca savruluyorlardı. Yaralı kanatlar gibi ne yapsak nafile. Tüm eğlencelik bir durum yani. Çoluk çocuk zenciler benim bu perişanlığımla gayet samimi biçimde iç içe yaşamaya karar verdiler. Bundan çok hoşnutlar. Büyük bir şenlik. Evime tabir caizse diledikleri gibi girip çıkıyorlardı. Azatlık. İşler vasıtasıyla anlaştığımızın işaretini veriyorduk. Ateşim olmasaydı belki de dillerini öğrenmeye koyulurdum. Zamanım yetmedi. Çakmak taşı ateşine gelince kaydettiğim tüm ilerlemelere karşın yakabilmek için henüz onların en başarılı yöntemlerini yani el çabukluğu yöntemini kapamamıştım. Daha hala gözme epey kıvılcım sıçrıyordu. Bu da zencileri bayağı güldürüyordu. Çek yatımda ateşler içinde pineklemediğim ya da ilkel çakmağımı çakmaya uğraşmadığım zamanlar yalnızca Pordori ile hesaplarını düşünüyordum. İnsanın usulsüz hesapların yarattığı korkudan kendini kurtarmasının bu kadar zor olması ne garip. Bu korkuyu da içime annem salmış olsa gerek kendine yonttuğu geleneğe bağlılığı sayesinde. Hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten, çingeneye beylik vermişler önce anasını asmış. Hepimiz bu tür şeylerden kurtuluncaya kadar akla karayı seçtik. Bunları çok küçük yaşlarda öğreniriz ve sonradan da çaresiz gelip bizi önemli anlarda dehşete düşürüverirler. Bu ne zaaf. Bundan kurtulmak için tek güvenebileceğimiz şey kaderin buyruğuna boyun eğmektir. Neyse ki pek güçlüdür kaderin buyruğu. Bu arada acenta ve ben batıyorduk. Çamurun içinde kaybolacaktık ardı ardına gelen sağanaklardan sonra. Her biri daha yıvışık, daha koyu. Yağmur mevsimi. Daha dün kayaya benzeyen ne varsa bugün artık gevşek bir balçağa dönüşmüştü. Sarkık dallardan akan ılık su şelaleler halinde peşinizden geliyor kulübenizin içine ve etrafındaki her şeyin üstüne kederine terk edilmiş eski bir nehrin yatağına yayılır gibi yayılıyordu. Her şey bir bulamaca dönüşüp eriyordu. Tapon mal, umut, hesap hem de ateşler içinde hem de o bile nem içinde. Bu yağmur o kadar yoğundu ki üzerimize saldırdığında insan ağzını ılık bir tıkaç gibi sımsıkı kenetliyordu. Ama bu tufan hayvanların birbirlerinin peşine düşmesine engellemiyordu.'' Bülbüller de çakallar kadar gürültü patırtı koparmaya başladılar. Anarşi her yere sızmış ve ben bunak bir Nuh gemideydim. Artık buna bir son vermenin zamanının geldiğine karar verdim. Annemin özdeyişleri sadece dürüstlüğü tanımlamaya yaramıyordu. Şöyle de diyordu evdeki eski sargı bezlerini yakarken tam zamanında anımsamıştım. Ateş her şeyi temizler. İnsan anasında her aradığını bulur. Kaderin her cilvesine uygun. Yeter ki seçmesini bilsin. Zamanı gelmişti. Çakmak taşlarım pek iyi seçilmemişti. Yeterince sivri değildi. Kıvılcımlar ellerimde kalıyordu. Neyse yine de ilk mallar neme karşın tutuştular. Bu sıklam olmuş tomar çoraptı. Gün batımından sonra rastlıyordu. Alevler hızla yükseldi, harlı. Köyün yerleri ateşin etrafında toplandılar. Feci şekilde çeneleri düşmüştü. Robinson'un satın almış olduğu doğal kauçuk ateşin ortasında çıtırdıyordu ve saldığı koku bana kaçınılmaz olarak o ünlü telefon şirketi yangını anımsatıyordu. Grenelle rıhtımında pek güzel roman söyleyen Charles amcayla beraber izlemeye gitmiştik. Sergiden önceki yıldı bu. Evrensel olanı ben daha çok küçüktüm. Anıları ortaya çıkmaya zorlamak için kokularla alevler gibisi yoktur. Kulübemde işte tam öyle kokuyordu.'' Sırılsıklam olduğu halde tamamen kül oldu. Alenen ve mallarda dahil hesap kapanmıştı. Orman kırk yılda bir susmuştu. Tam bir sessizlik. Baykuşların, leoparların, kurbağaların ve papağanların gözleri fal taşı gibi açılmıştı herhalde. Onları afallatmak için böylesi gerekiyordu. Tıpkı savaş sırasındaki bizler gibi. Artık orman gelip kalıntıları yaprak gümbürtüsünün altına alabilecekti. Yalnızca küçük bagajımı kurtarmıştım katlanır yatak, söz konusu 300 frank ve elbette yolluk olarak birkaç kasolet ne yazık ki bir saat süren yangından sonra kulübeciğimden geriye hiçbir şey kalmamıştı. Yalnızca yağmurun altında birkaç kıvılcım ve dalga dalga yükselen kokunun göbeğinde mızrakların ucuyla külleri kurcalayan birkaç münasebetsiz zenci dünyanın tüm bozgunlarından kopup gelen bu koku, tüm felaketlere eşlik eden tütün barutun kokusu. Apar topar siktir olup gitmenin zamanı gelmiş de geçiyordu. Gerisin geriye Fort Kona'ya dönmek, oraya gidip davranışlarımı ve bu maceranın girdisine çıktısını açıklamaya çalışmak tereddüt ediyordum. Uzun sürmedi. Hiçbir şey açıklanamaz. Dünyanın tek bildiği şey uyurken bir o yana bir bu yana dönen biri gibi sizi öldürmektir. Dünya uyurken üstünüze abandığında uyuyan birinin pirelerini ezdiği gibi böylesine bir ölüm pek ahmakça olurdu diye düşündüm herkes gibi yani insanlara güvenmek demek kendini azıcık öldürmekle eşdeğerdir. Ne halde olduğuma bakmaksızın önümdeki ormana dalmaya karar verdim. Tüm felaketlerin kaynağı şu Robinson'un gittiği istikamete doğru